burada çok güzel bir güzellikler vardı. Yani nasıl sana söyleyeyim? Buradaki insanlar o kadar güzellikler vardı ki, fakat hep vefat edince çok şeyler değişti. Dede çocukları hep mecburen hayat şartına girince gerçek Ehl-i Beyt çocukları bile artık hayata mücadele etti. Ama aslında Alevilik bizim için eline, diline, beline sahip olmak. Hak yolunda biz yürüdüğümüz için asla değiştiremeyiz. Biz de dedim ya, eline, diline, beline, bizler hep hak yoluna gideriz. Hacı Bektaş olsun, mübarekler aptalması olsun. Mübarekleri her zaman gittiğimiz zaman gönülle gidiyoruz, aşkla gidiyoruz. Yanıyoruz yani, köz olmuşuz zaten, bitmişiz. Ama istiyorum ki ne? Eski güzellikler, yeni nesillere aktaralım ama yapamıyoruz. Çünkü hayat mücadelesi verdiğimiz için başaramıyoruz. Çoluğumuz, çocuğumuz bile orada çalışıyor, burada çalışıyor ama gerçekten Alevilik çok güzel ama uygulayamıyoruz. Çünkü uygulayacak insan başımızdaki yok. Hüseyin dedenin ocağı var. Mesela burada geliyorduk. Annemin kardeşidir. Ve Samah döndüğü zaman, sazı vurduğu zaman ellerinden kan gelirdi. O kadar güzel çalardı ki ne? Ta buradan aşağıya kadar duyuldu. Ve onu o kadar çok konuşturan vardı ki ne? Sesi var ya, şakırdardı, bülbül gibiydi. O kadar güzellikler vardı. Ama şimdi bakın kimse kalmadı. Fakat burayı da ancak Alevi olan çocuklar burada nesil olarak az kaldı. Buraya fazla insan sokulmuyor, gelemiyor, bilmiyor. Yani kuru çayını istiyoruz ki ne? Alevilik tekrardan kaynasın. Yansın istiyoruz ama yok. Bu yüzden de buraları saklıyoruz. Belediye de gelmiyor. Yani kontrol etmeye de gelmeyen yok. Yani geliyor gidiyorlar. Yani bir şey yaptıkları da yok. Aşk bu. Yani Alevilik aşkı çok içimizde közdür. Nasıl Mevlana'nın dediği gibi, nasıl Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi mübarekler, Abdal Musa'nın yaptığı gibi, pirlerimizin yaptığı gibi. Nasıl biliyorsun, belki de Abdal Musa'nın olduğu yerde Ceylan'ı vurmaya gitmiş bu Dalı Sultan. Nasıl? Koşa koşa gitmiş. Sadece pirine hizmet etmek için. Bakmış ki ne, pirin olduğu yerde bir ok atıyor. Okunca atınca mağaraya girince Ceylan, bakıyor ki ne, onun sırtından vuruyor. Tam burasını sol gözünden vurmuş. Diyor ki ne? Ya Abdal diyor, ne yapıyorsun sen diyor. Ya pirin diyor, sana diyor et diyor, bir taze et buldum diyor. Bir Ceylan'ın peşinden koştum diyor. O kadar koştum ki ne diyor. Yetiştim diyor. Peki diyor. Nasıl diyor? Vurdun mu diyor. Vurdum diyor. Nasıl vurdun? Sol göğsünden vurdum diyor. İpe ya pirim diyor. Nasıl diyor vurdun diyor. Fakat diyor, öyle bir şey oldum ki ne diyor. Artık diyor yakalayamadım onu diyor. Ya bu dola diyor. Gel buraya diyor. Okununca tanır mısın? Tanımam mı diyor. İki gözüm doğru diyor. Nasıl diyor, bir gösteri baksak ki ne. Ok göğsünde. Bu sefer o kadar bir duruma gelmiş ki ne. Ayakları ateşin içinde başlamış. Ya demiş bu dola. Sen de demiş erenleri bizim gibi karıştırdın demiş. Yoluna devam et yine. Hak yolu demiş, seni de bulsun demiş. Daha neyse. Ama ben isterdim ki ne? Çoluğumuza, çocuğumuza Aleviliğimizin kültürümüzü daha net anlaştıralım. İstiyorum ki ne, mesela çoluğumuza, çocuğumuza, torunlarımıza istiyorum mesela samak yapalım, cemevi kuralım. İş ise beraber dönecek ama başımızda insan kalmadı. Hep güzel insanlarımız yok oldu, vefat etti. Bu Kuruçay'da o kadar Alevilik vardı ki ne? Belki şaşıracaksın. Çok muazzam bir Alevilik vardı. Sabah döndüğümüzde cevindi. Coşardık. Ağlardık. Alevilik dediğin zaman hepimiz oradaydık. Hepimiz birbirini koşturduk, koşuşturduk. O meyve getirdi, o sohbet için can atardık. İşlerimizi bırakır gelirdik. O zamanlar yemiş mağazalarına giderdik, tütün mağazalarına giderdik. Salyangaza giderdik ama hepimizde bir aşk vardı. Aman derdik. Akşama cem olacak da annemin kucağına gideyim, annemin babamın yanına gideyim de hem ağlardık. Ben yine duygular yapıştım. Yani söyleyemiyorum, kusura bakma. Ama bu kadar söyleyeyim. Ben de Alevilik çok yüksek. Dedelerimi de çok seviyorum. Allah'ım herkesin gönlüne göre versin. Ama isterdim ki ne, büyüklerimiz olsaydı başımızda, onlar daha güzel anlatırdı.